Merhabalar, hoş Merhabalar geldiniz. Şahanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Evet, ben hemen sizin title'ınıza girdim. Hocamız neler yapıyor, ne işler yapıyor hocam? Sizden Tabii ki. bahsederek başlayalım, sonra konumuza devam ederiz. Elbette. Şahanım, öncelikle nazik davetiniz için ben çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok memnun oldum açıkçası davetinizle. Hocam o kadar çok yoğunsunuz, o kadar çok işler yapıyorsunuz ki asıl biz teşekkür ederiz. Bu zaman diliminde bizlere de yer verdiğiniz için. Buyurun hocam. Eksik olmayın. Seve seve her zaman. Her zaman. Şöyle, ismim Pınar Göktaş. 9 Eylül Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. Aynı zamanda da Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldum. İki üniversiteyi aynı anda bitirdikten sonra tabi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 5 yıla yakın bir özel sektör deneyimim oldu. İzmir'de yaklaşık 9 yıl kaldım. Sonrasında aslında memleketim olan Isparta'ya döndüm. Akademisyenliğe başladım. Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde doktoramı yaptım. Yönetim Organizasyon bölümünde. İlk olarak doktor öğretim üyesi. Ardından da şu anda da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde doçent doktor olarak görev yapıyorum. Aynı Harikasınız zamanda hocam. da eksik olmayın. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Aynı zamanda da üniversitemizin girişimcilik uygulama ve araştırma merkez müdürüyüm. Üniversitede de tabii ki çeşitli komisyonlarda görevlerim var. Bunun dışında pek çok STK'ya da üyeliğim ve de üst yönetim görevlerimde de bulunmakta. Sizler de takip ediyorsunuz. O yüzden Evet. memnunlukla da söylemek de isterim. Sodimar'da genel koordinatörüm. Levent Hocamla birlikte çalışıyoruz. Profesör Doktor Levent Eraslan. Aynı zamanda da Türkiye Metaverse platformunda da danışma kurulu üyesiyim. GameFed'de eğitim kaptanlığım var. Oyunlaştırma Federasyonu. TÜYAFED de ise Türkiye Yazılımcılar Federasyonu'nda ise Metaverse Girişim Komitesi başkanıyım. Aynı zamanda da Türkiye Oyunlaştırma ve Eğitim Derneği TÜYAFED'de ise yönetim kurulu üyeliğim var gibi böyle çeşitli kurum kuruluşlarda mümkün olduğunca aktif rol almak istiyorum. Rol alıyorum. Bugün de konumuz Metaverse. Evet. Benim özellikle de hep böyle sıklıkla da anlattığımız aslında bir kavram. Ve aslında yeni de bir kavram değil ama bugün sizlerle birlikte en azından izleyicilerimize Metaverse nedir, ne değildir hakkında bir farkındalık oluşturduysak ne mutlu, güzel olacak abi. Hocam, bir kadın olarak bu kadar güzel işleri peşinden koşturduğunuz için sizinle gurur duydum. Gerçekten Sık olmayın, yolunuz çok sağ olun. güzelliklerle devam Amin etsin. hepimizin inşallah. Şimdi Sodimer'den de biraz daha açılım olarak bahsedebiliriz. Sonra da Metaverse ile devam edelim hocam. Tabii ki. Sodimer, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi. Bu merkezimiz Profesör Doktor Levent Eraslan hocamın başkanlığında kuruldu. 2020 yılında kuruldu. 2020 yılından bu zamana kadar da gerek Dijital Öğretmen Akademisi, Metaverse okulları, Startup okulları, bununla beraber çeşitli atölyeler, örnek veriyorum işte NFT atölyesi gibi gerek online eğitimler gerekse de yüz yüze eğitimler. Yani ülkemizin aslında pek çok ilinde biz bu bağlamda davet ediliyoruz ve oralarda eğitim ve seminerler gerçekleştiriyoruz. Metaverse, dijital girişimcilik, dijital güvenlik bu tür konularla ilgili olarak çeşitli eğitimler düzenliyoruz ve bu zamana kadar zaten 100.000'i aşkın kişiye ulaştığımızı söyleyebiliyorum. Harika. Eğitimlerimiz bu arada ücretsiz, herkese açık. Onu da özellikle vurgulamak isterim. Pek çok katılımcımız sağ olsun ilgi göstererek katılıyorlar. Bizler de diyoruz ki hani bu bağlamda hani ücretsiz eğitimler vermek bizler için de ayrıca kıymetli oluyor. Evet hocam. Şimdi konu başlığımız Metaverse zaten. Nedir? Biraz açılımı yaparak. Gençler yani yeni nesil biraz daha önceki nesillere göre daha bilgili ve donanımlı ama yine de biz buradaki tüm katılımcılarımıza ve bizden sonraki yayını paylaştıktan sonra izleyecek olanlara bir geniş bir bilgi mahiyetinde başlayabiliriz hocam. Elbette. Metaverse aslında meta dediğimiz kavram öte. Meta ve verse aslında farklı ifadeler de kullanılabiliyor. Meta öte, verse ise evren. Yani birleştirdiğimizde aslında evren ötesi anlamını taşıyan bir kavram. Normalde aslında Metaverse artık kelimesini duymaya çok fazla alıştık.
alışagelmiş bir kavram oldu. Yani artık yeni bir kavram olmaktan çıktığını söyleyebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl yılbaşı gibiydi sanıyorum ülkemizde böyle popülerleşmeye başladığı dönemlerde. Peki nasıl popülerleşti? Nereden çıktı ve Metaverse'e geliş nasıl oldu? Bunu açıklamak gerekirse elbette ki en başta bir Snow Crash isimli romanda ilk olarak 1990'lı yıllarda kavram dile getiriliyor. Ardından da özellikle Endüstri 1.0'dan Endüstri 5.0'a doğru bir evrimin oluşmasıyla beraber yani Endüstri 5.0 dediğimiz insansız teknoloji devrim. Yani şu anda bulunduğumuz dönem aslında bizim insansız teknoloji devrim ve şu anda artık insansız robotlar günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Dolayısıyla Metaverse de aslında bu dönemde daha fazla popülerleştiğini söyleyebiliyoruz. Bununla birlikte dijital dönüşümle birlikte son 20 yıldaki gelişmelere baktığımızda da artık internet şu anda biz sizinle iki boyutlu olarak görüşme sağlıyoruz. Ancak şimdi Metaverse'de eğer ki Metaverse ortamında böyle bir eğitim semineri veya bir oturum yaptığımızda ise üç boyutlu şekilde yapabilmek mümkün hale geliyor. Peki üç boyutlu nasıl yapıyoruz biz bunu? Elbette ki avatarlarımız aracılığıyla. Siz bir avatar oluşturuyorsunuz, ben bir avatar oluşturuyorum ve de karşılıklı o Metaverse ortamının içerisinde bunu yapıyoruz. İnşallah da yaparız. Yaparız İkisinin arasında hocam. şahane. Hakikaten biz çünkü bunları sürekli deneyimliyoruz. Metaverse ortamında konferanslar, eğitimler, seminerler de düzenliyoruz. Sanıldığı gibi zor değil. Ben ilk başta girmek isteyenler için mesela Metaverse ortamına nasıl giriş yapabilirsin? Örnek veriyorum mesela sizinle diyelim ki biz bunu Metaverse ortamında yapsaydık bu etkinliğin adı nasıl olurdu? Şöyle, daha öncesinde elbette ki Metaverse girişimcilerimiz tarafından hazırlanan bir ortamlar söz konusu. Ve onlar tarafından sizlere ve de kullanıcılara link gönderiliyor. Linke tıklıyorsunuz. Linke tıkladığınızda avatarınızı oluşturuyorsunuz. Sizin avatarınız illa size benzemek zorunda değil. Hayalinizde nasıl bir kişiyseniz örnek veriyorum mesela. Diyelim ki özellikle erkeklerde şöyle bir şey oluyormuş mesela. İşte diyelim mesela kel şişman bir adam kendisine işte inanılmaz böyle bir yakışıklı yapabiliyor. Veya kadın diyelim ki kendisine inanılmaz böyle farklı gösterebiliyor gibi. İlla avatarınızın yani size benzemesi gerekmiyor. Kendiniz istediğiniz şekilde onun giyim tarzını, işte göz rengi nasıl olsun, saç rengi nasıl olsun her şeyini kendiniz tasarlıyorsunuz. Nevi Bunu olmak istediği evet. gibi bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Hayalindeki kişi nasılsa mesela sanal ortamda ona bürünebiliyor avatarlar aracılığıyla. Tabii bunu nasıl sağlayacaksınız? Hani özellikle de şu sorular geliyor. Bilgisayardan bağlanabilir miyiz? Veya nasıl bağlanacağız? Elbette. Hani bunun için bilgisayarımızın olması yeterli. Bilgisayar üzerinden sanki gerçekten de böyle bir oyun oynuyor gibi bağlanabilmeniz mümkün. Tasarladıktan sonra bir sanal evrende bu oklar aracılığıyla giriş yapıyorsunuz. O sanal evrene. Hani böyle bir oyunlar oynanılır ya. Oyunlar aracılığıyla girersiniz o ortama. O ortama giriyorsunuz ve Metaverse ortamında biz sizinle karşılıklı olarak bu şekilde seminer, eğitim, oturumlar düzenleyebiliyoruz. İstersek mesela sunumlar da gerçekleştirebiliyoruz orada. PowerPoint sunumlar yapabilmek de mümkün gibi. Bunları bu şekilde deneyimlemek mümkün hale artık gelebildi. Elbette ki bunların avantajlı yönleri var, dezavantajlı yönleri var. Bunları eğitim kısmında geldiğimizde daha böyle bir ayrıntılı şekilde paylaşmak isterim. Yani kısaca aslında Metaverse dediğimiz kavram şunu tanımlayabiliriz. Yeni nesil internet olarak tanımlayabiliyoruz. Yani örnek veriyorum ben şimdi Y kuşağıyım. 1980 ile 2000'li arası doğanları kapsıyor. Y kuşağı olarak benim çocukluğumda internet yoktu. İşte akıllı cep telefonları yoktu gibi internetsiz bir çağda büyüdüm. Gelecekte ben Biz o aslında bir zamanlardan ara güzel dönem oluyoruz hocam, değil mi? yani aynen öyle aslında doğru. Hem böyle tam olarak teknolojinin içinde de doğmadık. Hani eskiyi de gördük ama Evet. şu an hani teknolojiye de adapte olma konusunda da çok da zorluk çekmeyen bir nesil aslında yapmışlar. Çok doğru tanımladınız Evet. siz Evet, de. evet. Ardından da bu kuşaklar bağlamında da ele aldığımızda elbette ki genç nesil çok daha hızlıca bu Metaverse'e adapte olması kolaylaşabiliyor. Açıkçası hani bunu vurgulayabilirim. Bunun dışında üç boyutlu internete geçtik. Tabii elbette ki bu bağlamda Zuckerberg'in bir açıklaması vardı. O inanılmaz bir şekilde etki yaptığını söyleyebiliyorum. Zuckerberg dedi ki işte Metaverse tanıtım sırasında Avrupa'dan 10 bin mühendis istihdam edeceğiz. Aynı zamanda da yılda 10 milyar dolar yatırım yapma açıklaması.
Elbette ki pek çok şirketi de harekete geçirdi yatırım yapma konusunda. Şirketler dediler ki, madem dediler Zuckerberg böyle, biz de Metaverse'e şimdi ilk zamanlar elbette ki Metaverse'e inanılmaz yoğun bir ilgi söz konusuydu. Ancak ilerleyen süreçte işte zaman içerisinde hep böyle şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Kavramın içinin boşaltılması. Metaverse kavramının içinin boşaltılması. Siz de hatırlarsınız Metaverse ilk çıktığı zamanlarda herkes diyordu ki nereden emlak alalım? Orada arsa var mı? Burada arsa var mı? Neresi uygun? Nereye yatırım yapalım? Herkes zannetti ki sadece bu arsa satın alabilen bir yer. Halbuki Evet, ilk başlarda ilk oyun da başta şeyle böyleydi, değil çıkmıştı mi? arsa. Evet, Aynen evet. Evet. öyle. Arsayla ortaya çıkmıştı ve herkes böyle bir şey arayış içindeydi. Hangi arsa boş, nereye yatırım yapalım? Hatta şey denildi, İstanbul'un çoğu yerleri dolmuş, alınmış gibi böyle söylemler çok sıklıkla duyduk. Hatta bize de özellikle eğitimler falan veriyoruz. Sürekli bize de soruyorlar, hocam nereye yatırım yapalım? Siz nereden arsa aldınız diye. Elbette gibi tabii de yatırım tavsiyesi vermiyoruz biz bu bağlamda. Sonrasında kavramın içi boşaltılmaya başlandı ve Metaverse'ün ne olduğu ve ne olmadığı aslında daha iyi anlatılması gerekliliği ortaya çıktı. Bunu söyleyebilirim. Şirketler ilk zamanlarda yatırım yaptı. Ancak sonraki aşamaya baktığımızda yatırımların düştüğünde görmek çok çok mümkün. İlk zamanlar şirketler dediler ki biz bunu PR amaçlı kullanalım. Pek çok reklamda da karşılaşmışsınızdır. İşte şu şirket Metaverse'de yer almaya başladı, bu şirket Metaverse'de yer almaya başladı gibi gibi. Ancak bunu mesela Metaverse girişimcileriyle birlikte biz tartıştığımızda onların da eleştirisi şu yönde. Dediler ki bu yapılanların hiçbiri aslında Metaverse değil. Metaverse değil ancak biz şu anda pre-Metaverse dediğimiz Metaverse öncesi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yani bu tüm yapılan çalışmalar Metaverse'e geçme noktasında öncü çalışmalar olarak hayatımıza giriyor aslında. Yapılan çalışma elbette ki çok kıymetli. Ancak henüz Metaverse aşaması değil, ön Metaverse dediğimiz ön Metaverse aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Bu noktada başta Profesör Doktor Levent Arslan Hocam ve Türkiye Metaverse Platformu kurucuları, aynı zamanda Sodimer yönetim kurumuzla beraber çeşitli üniversitelerde, farklı illerde, tüm STK özel kurum mümkün olduğunca her yerde aslında Metaverse'ün ne olduğu, ne olmadığını halkımıza daha böyle açıklamak adına eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bu eğitimlerle ilgili olarak da özellikle de sizin de bahsettiğiniz gibi gençlerimizin de çok yoğun bir şekilde ilgisi olduğunu da söyleyebiliyorum. Peki hocam, bu konuda uzmanlaşmak isteyen hani Avrupa'ya baktığımızda bizim ülkemizde yüksek oranda bir genç nüfus var. Bu genç nüfusumuza neler önerirsiniz? Nereden başlamalılar bu konuda? Elbette. İlk başta şimdi Metaverse ile ilgili olarak hani şöyle bir durumlar oluyor. Evet hocam diyorlar, hani biz duyduk Metaverse diye bir kavram, duyduk. Ancak hani ne olduğunu bilmedikleri için sıfırdan da başlamak istiyoruz. Hani ne yapalım sorusu çok sıklıkla bizim de karşımıza gelmekte. En başta elbette ki öğrencilerime önerim bu alanda eğitimleri takip etmeleri gerekliliği. Özellikle biz Metaverse Okulu, Sodimer olarak Sodimer Metaverse Okulu 1, Sodimer Metaverse Okulu 2 gibi iki tane ücretsiz eğitim düzenledik Metaverse Okulu ile ilgili. İki dönem boyunca diyeyim eğitimler düzenledik. Şimdi yakın zamanda da sizin aracılığınızla da takipçilerinize de ulaşalım. Sodimer Metaverse Okulu 3'e başlıyoruz. Bunun başvurularını Bizler de da katılalım sosyal... hocam. Ay tabii. Evet. Elbette birlikte olalım. İnşallah bu da hani sizinle bir güzel de bir başlangıç olmuş. Evet, Olur bu tanışma böylece. gibi olsun hocam. Kesinlikle öyle. Aslında Aynen. sizinle de konuşurken de bahsettiğim gibi hocam, Evet. biz bütün çıkardığımız konuklarımızı yani uzmanlaştıkları alanda insanların hem uzmanlaştıkları alanı hem de uzmanlık hangi uzman ne yapıyor, bunların bir nevi ön bilgisini verip tanıtmak, hem de sosyal sorumluluk kapsamında bir kelime de olsa, bir cümle de olsa insanlara yarar, faydalı bilgiler sunmak amaçlı. Bu konuda da isteğimizi geri çevirmediğiniz Ay ne için demek? yine Harikasınız ama teşekkürü gerçekten bu konuda hani sizlerin de öncülü olması bizler için de çok çok kıymetli. O yüzden sizin aracılığınızla da takipçilerinize ulaşmak
bizleri de çok çok memnun ve de mutlu ediyor. Onu da Evet, bahsetmek isterim. yayınladıktan sonra zaten paylaşım yapacağım ben yayın bittikten sonra. Oradan da büyük bir ihtimalle konuyla ilgili yine bilgiler elde eder izleyicilerimiz. Bir soru vardı ama kaçırdım Tuncay mı? Bey sanıyorum hocam bu eğitimleri izlemek için bir platform var mı diye sormuş. Tuncay Bey de sağ olsun TÜYAFET TÜBİFET ailesinde beraberiz. Tuncay Bey şöyle eğitimlerimiz kayıt altına alınıyor ancak yayınlamıyoruz. Dolayısıyla öncesinde bir başvuru başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Ardından da Zoom üzerinden eğitimlerimizi yapıyoruz. Ancak şöyle de bir güzellik söyleyebilirim. Eski eğitimleri de bir kısmını yayınladık YouTube kanalı üzerimizde Sodimer'de. Bir kısmını yayınladık. Ancak yeni dönem için şu anda ilk kez buradan da duyurmuş olayım. Metaverse ortamında hatta eğitim vermeyi planlıyoruz. Sodimer Metaverse Okulu 3'ü. Bir kurumla görüşüyoruz. Şu anda isimleri vermeyeyim. Protokol aşamasındayız. Herkesin bildiği bir kurumla işbirliği içerisindeyiz şu anda. İşbirliği protokolümüz hazırlandıktan sonra özellikle Sodimer Metaverse Okulu 3'ü Metaverse ortamında eğitimlerin yapılmasını planlıyoruz. Şimdilik öyle bir planımız var. Buradan en azından duyurmuş olayım. Bunun Hocam, dışında buyurun. evet, nereden başlayalım? Sıfırdan başlanacak. Evet. Hani şey diye düşünmesinler özellikle işte ben Metaverse 1'i 2'yi almadım 3'ten nasıl başlayayım diye. Bu şekilde hani ön bir Metaverse bilgisine sahip olmalarına gerek yok açıkçası. Dolayısıyla bu konuda hani herhangi bir Metaverse bilgisi olmadan da o eğitimlere sıfırdan başlamaları mümkün hale gelebiliyor. Bunu özellikle söyleyebilirim. Bizler bu konuda ay İlkin Hocam cansınız gerçekten. Ben de çok özledim sizi. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok mersi. Kıymetli hocalarımızın elbette bu bağlamda katkıları. İlkin Hocam da alanında çok başarılı hocalarımızdan eksik olmasın. Teşekkür ediyorum. Çok çok mersi. İlerleyen süreçlerde yine yapabiliriz hocam. Siz ne zaman müsait olup şey yaparsanız yine iletişimde kalıp yine böyle bir yayın yapabiliriz. Konuşuruz Elbette. bunları. Elbette. Şimdi Metaverse teknolojisinin geleceği hakkında düşünceleriniz ne hocam? Öbür şeyi Elbette. bitirmiş miydik? Şöyle, Soruyu bitirmiş miydik? Gençlere yönelik aslında biz hani bu zamana kadar neler yaptık? Hani şu anda üniversitemizde de bir proje yürütüyorum. Bundan da bahsedeyim. Hani belki bu alanında başvuruyu yapmak isteyenler olabilir. İlk olarak Türkiye'de ilk Metaverse Türkiye girişimcilik maratonunu gerçekleştirdik. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde. Elbette ki bu bağlamda Sodimer Türkiye Metaverse Platformu, Gamepad, TÜYAFET ailesinin destekleri oldu. Onlarla hep birlikte yola çıktık. O dönemde de Metaverse kavramı çok böyle bilinmiyordu. Ben ilk eğitimleri almıştım. Daha sonrasında rektör hocama dedim ki hocam dedim Metaverse diye bir kavram var. Biz bununla ilgili Türkiye'de ilk kez böyle bir maraton düzenleyelim mi ne dersin dedim. Tamam Pınar dedi yapalım. Tabii şimdi bu durumda üst yönetimin bakış açısı, vizyonerliği de çok çok önemli. Hani hoca bana dese ki yani Pınar ne gerek var hani böyle bir şeylerle ne uğraşıyorsun dese mesela orada benim elim kolum bağlanır açıkçası. Bir adım ileriye gidemem. Ancak sağ olsun üst yönetimin desteğini de alarak bu tür bir maraton düzenledik. Maratonumuza bine yakın katılımcımız online eğitimlere katıldı. Ardından da başvurular arasında 50 öğrencimizi seçtik. Ve de 50 öğrencimiz 48 saat boyunca üniversitede bayağı orada uyudular, kalktılar. Daha sonrasında mentor destekleri alarak Metaverse'e yönelik iş fikri ürettiler. Ve de tüm Türkiye'den katılan öğrencilerimiz oldu. O zamanlar çok bilinmemesine rağmen gençlerimizin o kadar yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldık ki beni inanılmaz heyecanlandırdı. Hani bu tür böyle maratonu ilk kez yapıyor olmak. Sonrasında işte bunu tabii ilk yaptığımız için şöyle bir önyargı da olabiliyor. Başarısız olma durumu da var. Belki kabul görmeyecek. Ancak ben dedim ki yok dedim hani gerçekten bunun ilkini kesinlikle yapmak istiyorum. Çok şükür çok olumlu geri bildirimler aldık. Gerek mentorlarımızdan, eğitmenlerimizden, öğrencilerimizden. Daha sonra bu öğrencilerimizi ön konuşma merkezine kayıt ettirdik. Sonrasında orada yine mentor destekleri almaya devam ettiler. Ve şu anda halihazırda hala daha Metaverse projeleri üzerine çalışan ve de hayata geçiren öğrencilerimizin de olması bizleri haliyle mutlu ediyor. Tabii ki bu baktık ki ilk olarak biz yaptık ve ilham verdiğimiz bu konuda en azından söyleyebilirim ki diğer üniversitelerde de artık
Bu tür maratonlar falan çok sıklıkla yapılmaya başlandı. Dolayısıyla gençlere önerim bu tür maraton proje yarışmalarını takip etmeleri ve de bunlara başvurmaları gerekliliğini açıkçası ben gençlerimize haliyle öneriyorum. Kesinlikle kendilerinin gelişmeleri açısından, bu alana yönelmeleri açısından onun açısından çok çok yararlı olacaktır. Baktık ki bu maraton bitti. Ancak bunun sürülebilir olması için elbette ki bir projeye dönüşmesi gerekiyordu. Bu noktada da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın mali destek programına başvurdum 2022 yılı. Burada da Metaverse Girişim Stüdyosu projesine sundum ve de birinci oldu. Dolayısıyla şu anda da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı destekli Metaverse Girişim Stüdyomuzu Süleyman Demirel Üniversitesi'nde kuruyoruz. Şimdi bunu buradan neden anlatıyorum? Çünkü tüm Türkiye'den katılımcılarımız, öğrencilerimiz eğitimlerimize yakın zamanda başlayacağız. Eğitimlerimize başvurabilir. Eğitimlerin son tarihi normalde pazartesi günü bitirmiştik. Ancak sizinle de şu an yayın yaptığımız için ben açıkçası cuma günü saat 17'ye kadar bu eğitim başvurularını uzattık. Dolayısıyla arzu Bu da edenler mı ücretsiz hocam? ücretsiz. Aynen öyle ücretsiz yapıyoruz kesinlikle. Tamam. Dolayısıyla bu Metaverse Girişim Stüdyosu eğitimleri için peki nereye başvuracaklar? Birincisi SDÜ web sitesinde bunu yayınladık. Orada bir başvuru formumuz var. Oraya başvurularını yapabilirler. Bir ikinci olarak ise benim sosyal medya hesabımdan şu an zaten Instagram hesabım mevcut. Artı LinkedIn hesabından da yine takip edebilirler. Orada da paylaşıyorum. Başvuru formunu doldurabilirler. Ardından da eğitimlerimiz bu arada online olacak. Online olacağı için tüm Türkiye'den tüm İstedikleri öğrencilerimize zaman açık istedikleri eğitimler. yerden katılabilirler. Evet. Kesinlikle öyle. Hocam Kesinlikle öyle. Dolayısıyla zaten buyurun. pandeminin ve bu sanal alanın genişlemesi bütün şeylerin erişimini kolaylaştırdığı için aslında bir yöne çok büyük avantaj. Kesinlikle. Bilgiye erişimi sağlamak isteyenler için. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Aslında hani her ne kadar böyle pandemi bir krizdi, çok büyük bir krizdi. Ancak bu krizin de hani bir girişimci mantığıyla düşünüldüğünde bir krizi fırsata nasıl dönüştürebiliriz? Sizlerin de bahsettiği gibi bu online eğitimlerle daha önce erişemeyeceğimiz insanlara erişebilme imkanımız ve de bilgiye erişim aslında daha hızlı bir şekilde olması da elbette ki hepimiz için bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Özellikle mesela konferanslar, seminerler düzenlediğimizde biz şimdi Isparta'da olduğumuz için örnek veriyorum işte İstanbul'dan veya başka illerden veya sizi mesela davet etmek istediğimde üniversitemize elbette ki sizin işte ulaşımdır, konaklamadır, ağırlamadır tüm bunları mesela öncesinde düşünmek gerekiyor. Hem zaman, emek, ve maliyet açısından bakıldığında bunu online bir şekilde gerek pandemiyle beraber yapmaya başladığımızda elbette ki hepimiz açısından daha yararlı olduğunu söyleyebiliyorum. Sevgili Sevim öğrencim katılmış. Deprem sonrası büyük katkı sağlıyor. Sevim Malatya'da deprem bölgesinde Allah rahmet eylesin bu arada yakınlarını da kaybetti. Çok çok da geçmiş olsun. Çok Allah zor rahmet eylesin hocam. Bayağı zamanlarda bir kaybımız hep oldu. birlikte maalesef ki çok zor zamanlar yaşadık. Ben de inşallah haftaya Sodimer olarak Hatay'a gidiyoruz. 7 Nisan'da Hatay'dayız. Ardından da 18 Nisan'da Adıyaman ve sonrasında da bir Kahramanmaraş programımız olacak. Buradan da Sevincim hatırlattığın için teşekkür ediyorum. Buradan da eğer hani Sodimer olarak bir eğitim çantası düzenliyoruz. Bu eğitim çantası bağışlamak isteyenler olacak olurlarsa bana özelden yazabilirler. Ben kendilerine IBAN gönderebilirim. Bir eğitim çantası 275 lira. Eğer hani bağışta bulunmak isteyenler olacak olursa biz çünkü elden direkt oraya gideceğiz ve de öğrencilerimizle buluşturacağız. Bu elbette ki hani yaptığımız küçük bir şey belki ama en azından onların yanında olmak da kesinlikle hepimizin görevi diye düşünüyorum açıkçası. Ben gerek maddi gerek manevi her türlü şu anda onların destekleri var. Buradan da hatırlatmak isterim. Bu konuda Isparta'da ilk olarak kalbi büyük dükkanı açtık. Isparta'daki deprem dedelerimize yönelik olarak 10 günde 10 bin aşkın deprem dedemize ulaştık. Onların hikayelerini birebir dinlemek, onların yanında olmak gerçekten yani tarifi edemiyorum. O bir çocuğa işte bir oyuncak verdiğinizde
Ben ikinci arabayı verdiğimde o çocuktan şöyle şeyler duydum. Yok abla, bize bana gerek yok. Hani bana bir tane yeter. Diğer arkadaşlarım da alsın lafını duydum. Yani ağlamak, onların duygularını tarif edemiyorum, yani yaşadığım Evet duyguları. hocam, O evet. yüzden ama onların da bir gülüşüyle tüm her şeyi de unutuyorum Mutluluyor insan. açıkçası. Evet, her Kesinlikle, şeyi kesinlikle unutabiliyorsun. öyle yani. İnşallah oraya da gideceğiz. Yardımlarımızı da ulaştırmış olacağız. Büyük etki hocam, küçük deseniz de inşallah, inşallah büyük etki ediyordur. Umuyorum Sevincim. Çok sağ ol, eksik olma. Çocuklar için yaptığınız şeyleri görünce ben de çok duygulanmıştım. Değil Çok mi? hoşuma gitti. Çok Etkiliyorum anlamlı hocam. gerçekten. Sağ olun, eksik olmayın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi hocam bu teknolojinin geleceği hakkında düşüncelerinizi de alalım. Tabii ki. Şöyle, o zaman hocam teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok çok mersi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle, her sektörde olduğu gibi aslında Metaverse'de de inişli çıkışlı bir dönem söz konusu. İlk başta bahsettiğim gibi inanılmaz böyle bir ilgi gördü. Çok böyle yükselişe geçti. Ancak şimdiki duruma baktığımızda, peki şimdi nedir ve de gelecekte ne olacaktır? Şimdiki duruma baktığımızda bir Metaverse kışı dediğimiz bir kavramı ortaya çıkarttı biz. Sözümer Başkanı Profesör Doktor Levent Arslan Hocam'ın başkanlığında ve de yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ve bilim kurulu kararıyla Metaverse kışı diye bir kavramı literatüre kazandırdık. Metaverse kışı derken şunu kastediyoruz aslında. İlk başta bir yükseliş vardı, ancak şu anda bir düşüşe doğru bir evrilme söz konusu. Peki bu sürekli olarak bu şekilde devam edecek mi? Yani Metaverse'e yatırımlar elbet evet şu anda azalmaya başladı. Ancak bu sürekli mi olacak, yoksa Metaverse ortadan kalkacak mı, ne olacak gelecekte diye baktığımızda. Bu konuda da şimdi bilimsel araştırmalara elbette ki bakmak gerekiyor. Bu konuda McKinsey ve Company'nin bir çalışması. Metaverse'ün 2030'a kadar küresel ölçekte 5 trilyon dolarlık bir etki yaratacağının beklendiğini bahsetmiş. Dolayısıyla bu noktada aslında çok büyük bir hala daha etkiden bahsediliyor. Her ne kadar şu anda bir düşüş olması yaşanıyor olsa da pek çok kurum, şehirler, işte ülkeler artık Metaverse'de yer almaya başladı bile. Elbette ki hani bunların sektörel bazda baktığımızda gerek eğitim ayağı, gerek turizm, sağlık, hukuk, hani pek çok alanda aslında etki ettiğini de görebilmek mümkün. Hocam ben bu konuyla ilgili biraz araştırma yaparken askeri alanda da kullanılmaya başlanıldı. Doğru. İşte sağlık, eğitim alanında zaten eğitim alanında online eğitimlerle benzeşmesi bile de bu alanda çok ciddi bir kolaylık sağlaması açısından bir de sanırım pazarlarda hani dijital pazar açısından da büyük bir şey var, Çok alanı doğru. var. Microsoft'un Amerika'daki bir firmayı ciddi oranda bir şey satın almasıyla da aslında yükselişe ve tanınmaya başlaması o şekilde olduğu bilgisine eriştim ama bu ne derece doğru Doğru. tam bilmiyorum. Bu konunun Evet. uzmanı sizsiniz. Doğrudur. Şöyle Metaverse'le beraber aslında mesleklerde de bir değişiklik söz konusu. Örnek veriyorum, mesela yeni artık meslekler ortaya çıkacak. Örnek verelim, avatar stilisti. İşte Metaverse avukatı, Metaverse pazarlama uzmanı, sanal tur rehberi, sanal emlak, yazılım mühendisi gibi mesleklerin ise daha da popüler hale geleceği vurgulanıyor. Sizler de takip etmişsinizdir. Özellikle ChatGPT 4'dan sonra da yeni iş ve mesleklerde de ilk onda da değişim söz konusu. Bunları da yine gençlerimize yol göstermek açısından bahsetmek isterim. Özellikle hangi Tabii iş ve hocam. meslek siteleri, hangi iş ve meslekler daha böyle ilk ona girdi. Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, veri analisti ve bilimcisi, siber güvenlik uzmanları, yazılım geliştiriciler, enerji mühendisleri ve yenilenebilir enerji uzmanları, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uzmanları, sağlık hizmetleri profesyonelleri gibi aslında pek çok meslek ise ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Bu noktada gençlerimize de elbette ki bu alanlara yönelmesini tavsiye ediyorum. Şimdi benim alanım sosyal bilimlerde, insan kaynakları yönetim bölümündeyim. Sosyal bilimlerdeki öğrencilerimize diyorlar ki, hocam şimdi bizim hani mühendislik gibi bir bilgimiz yok, yazılım bilmiyoruz.
Metaverse'e nasıl girelim, ne yapalım diye soranlar olabiliyor. Veya işte sosyal bilimler öğrencilerinin daha böyle çekinceleri de olabiliyor. Diyorum ki arkadaşlar hani çekinmenize gerek yok. Sonuç olarak örnek vermek gerekirse Metaverse'ün insan kaynakları bağlamında yansımaları da söz konusu olacak. Dolayısıyla gelecekte de nasıl şu anda interneti biz günlük yaşantımızın bir parçası olarak kullanıyorsak Aynen. gelecekte Evet. de Metaverse'ü günlük hayatımızın bir parçası olarak kullanacağız aslında yani. Bu bir gerçek. Şu anda hani hiç kimsenin böyle bir internet kullanmayı bilmiyorum deme lüksü var mı? İş hayatında olan veya gençlerimizin. Mümkün değil yani. Her şeyimiz Mümkün değil. internette. Evet. Her şeyimiz internette. Dolayısıyla gelecekte de bu Metaverse'de olacak. Diyorum ki hani bunu şimdiden bilmesen bile gelecekte mecburen bileceksin ama bunun tabii kendine yatırımını ne kadar önce yaparsan kesinlikle senin için çok daha yararlı olacaktır diyebilirim ben gençlerimize. Çok konuda ilklerin hep avantajı vardır hocam. Kesinlikle. Kesinlikle İlkler katılıyorum. Çok doğru. bayağı zorluk çekebilirler ama onlar adım atmaya başladığı zaman diğerleri başlarken bir adım önde olmuş oluyorlar Kesinlikle zaten. öyle. Burada çok büyük bir avantajla durumu daha iyi değerlendirip ona göre yollarını ilerletebilirler. Peki hocam ülkemizde bu alanda destekleyen kurumlar var mı? Evet var. Şimdi bu konularla ilgili olarak da özellikle mesela bizim şu anda başvuru yaptığımız Metaverse Girişim Stüdyosu projemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Dolayısıyla öğrencilerimiz de gençlerimiz de kendi bölgelerindeki ajansların çağrılarını takip edebilirler bu alanda. Bu alanda projelerini oralara sunabilirler. O desteklerden yararlanabilirler. Bir ikinci olarak mesela örnek veriyorum TÜBİTAK. TÜBİTAK projelerini takip edebilirler. Oralardan destek alabilirler. Ben bizzat TÜBİTAK TEDEP Başkanı yani Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkan Yardımcısı Hasan Selek hocama bizzat ulaştım. Dedim ki ya hocam dedim hani Metaverse'e yönelik böyle bir özel çağrı çıkmayı düşünür müsünüz? O da dedi ki hani hocam dedi bununla ilgili olarak biz de yoğun bir talep alıyoruz. Dolayısıyla sizin talebinizi de değerlendireceğiz dedi. İnşallah hani TÜBİTAK'tan da böyle bir özel çağrı, Metaverse özelinde bir çağrı gelirse elbette ki bizlerin proje sunması açısından da önem taşıyor olacak. Ancak bununla beraber elbette ki hani şu an özel çağrı yok diye Metaverse yönelik proje yapmıyoruz değil. Kesinlikle o ilgili alt başlıklarda Metaverse yönelik projelerimizin de sunulması bağlamında çağrıları takip edip projelere başvurularımızı gerçekleştirebiliriz. Peki sadece ulusal mı bu kurumlar? Hayır. Uluslararası işte Erasmus Avrupa Birliği projeleri gibi çağrıları da elbette ki takip edebilir. Dolayısıyla buraları da proje başvurularında bulunabilirler. Biz de şu yeni dönemde bir Erasmus K220 projesine başvurduk. Başvuru projemiz yine Metaverse ile ilgili Metaverse projesi ismi. Buna başvurduk. İnşallah olumlu olarak sonuçlanır. Bakalım biz de sonuçları merakla takip ediyor olacağız. Biz de takip edip görelim hocam. Bakalım sonuçlar İnşallah nasıl sağ olun. olacak. İnşallah sağ olun. Şimdi hocam bu dünyada fiziksel riskler ve hasarlar neler olabilir? Şöyle şimdi Metaverse ile ilgili olarak elbette ki bir gözlüğe ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüzde o gözlüğü sürekli olarak taktığımızda örnek veriyorum bir baş ağrısının olması, baş ağrısıyla beraber işte baş dönmesi, denge kaybı, göz bozukları, göz ağrıları, görme bozuklukları veya bilinç kaybı olabilir. Hatta bununla beraber elektrik çarpması, cilt tahrişi, halüsinasyon görme gibi hasarlara da neden olabileceği özellikle söyleniyor. Bu kadar uzun süre o gözlüğe maruz kalmak. Bununla ilgili olarak da şöyle gelişmeler var. İleriki aşamalarda bu gözlükler yerine çünkü diyorlar ki hani şu anda bir ağır bu gözlük. Dolayısıyla uzun Evet. süre takılmış olması da kişilere sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi fiziksel hasarlara neden olabilecek. Bu bağlamda da bunun ileriki bir aşaması ise lens olarak hayata geçmesi yönünde çalışmalar yapıldığını söyleyebilirim. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı hocam bunları istinaden? Eklemek istediğim aslında pek çok şeyi bahsettik sanıyorum. Ben de sınır kaldı. Elbette hani Süre kavramı yok. Ben tamamen size bırakabilirim. Sen
Seve seve, seve seve. Çok çok teşekkür ediyorum. En azından hani bu yayınımızı izleyenler, en azından Metaverse nedir ne değildir, en azından yeni nesil internet olduğunu bilmeleri, belki de bu eğitimlerimize katılımlarını elbette ki ben öneriyorum. Bizden hani sosyal medyadan da takip edebilirler ve eğitimlerimize de başvurabilirler. Ben çok şahane bir enerjiniz var Şahan'ım. Teşekkür ediyorum gerçekten. Benim için çok keyifli de bir yayın oldu. İnşallah daha sonra tekrardan görüşmek dileğiyle. Bu arada sizi de eğitimlerimize bekliyorum. Tamam hocam, katılacağım mutlaka. Sağ olun. Çünkü merak ettiğim bir alan. Zaten normalinde teknoloji, bilgisayar ve şeylerle iç içeyiz. En azından o iç içeliğin farklı dünyaları, farklı boyutlarında öğrenmek, bu alanda farklı, yani şöyle söyleyeyim, kullanmasak bile bilgiyi eriştiğimiz zaman karşılaştığımızda hatırlayıp ona göre yol almak için katılacağım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Buradan soru var mı Tuncay hocam, arkadaşlar? çok teşekkür Sorularımız ediyorum varsa, gerçekten katılım hocamız için. buradayken. Eksik olmayın. Sorularınız varsa, evet, seve seve. Evet, hocamız buradayken sorularınız varsa alalım. Birebir daha iyi olur soru sormak. Peki hocam, ben sizi göndermek de istemiyorum ama bu Metaverse Teşekkür ediyorum, pazarı çok ne çok gibi mersi. yenilikler öngörüyor? Nasıl? Bu pazar ne gibi yenilikler öngörüyor? Yani biraz bahsettik Şöyle, ama biraz daha açabiliriz aslında. tabii aslında Metaverse pazarına baktığımızda bahsettiğim gibi eğitimden tutun da eğitim, hukuk, sağlık, teknoloji pek çok alanda yenilikleri de beraberine getirecek. En önemli kısım da aslında eğitim noktasında önemli yenilikleri Evet. getiriyor. Örnek vermek gerekirse biz şimdi işte online platform üzerinden bir eğitim yaptığımızda öğrencilerimiz ekranlarını açmıyor, seslerini açmıyor, görüntüleri yok. Dolayısıyla böyle çok etkili bir ders ortamı sağlanamayabiliyor. Ancak Metaverse ortamında biz bunu yaptığımızda herkesin ayrı avatarları olacak. Avatarlar aracılığıyla girebilecek. Üç boyutlu olarak o nesneleri, örnek veriyorum diyelim ki bir biyoloji dersinde kalbi birebir bu şekilde belki elini alıp inceleyebilecek mesela. Dolayısıyla işte kaç kulakçıktan oluşuyor, nedir ne değildir. Bunu direkt deneyimleyerek öğrenebilme imkanı olabilecek. Yani şu anda aslında ezbere olan eğitim sistemi yerine deneyerek ve sürekli ve de kalıcı öğrenme daha mümkün hale gelebilecek Metaverse ortamında. Metaverse ortamı ile beraber öğrencilerin de elbette ki motivasyonları da performanslarında da akademik başarılarında da artış beklemekteyiz. Bu yönde de halihazırda yapılan yurt dışı çalışmalar var. Onları takip ettiğim üzere. Ayrıca örnek veriyorum diyelim tehlikeli deneyler yapılacak. Bu tehlikeli deneylerin zararsız halde yapılabilmesi de mümkün hale gelebilecek. Dolayısıyla aslında Metaverse'ün en fazla etki edeceği alanlardan birinde özellikle eğitim olduğunu da vurgulamak isterim. Sanal galeriler de var hocam. Çok güzel. Kesinlikle. Evet. Evet, sanatsal Sanat alanı alanda kesinlikle öyle. Pek çok alanda aslında galeriler de görüyoruz, değil çok mi? güzel. Aynen. Evet. Bir de şey duymuştum hocam. Buyurun. Dijital rıza. Bunun sınırları. Dijital rıza. Evet. Dijital rıza derken neyi kastettik? Yani burada herhalde katılımla alakalı. Hani oraya girerken hani herhangi bir formu dolduruluyor ya da işte oradaki kullanım süresi ya da işte seyahat etme ya da işte oradaki durma süresiyle alakalı bir şey. Şimdi orada belirli bir zaman mı geçirilmesi gerekiyor? Buradaki süreyle alakalı. Aslında şöyle, bununla ilgili hani dijital rıza ve suistimal sınırlarının tam olarak aslında belirlenmediğini söyleyebiliyorum. Sanıyorum ki bu konudaki etik tartışmalar da söz konusu. Bu bağlamda sanıyorum önümüzdeki dönemlerde daha çok dikkat edilecek konular arasında yer alacaktır diyebiliriz. En temel sorunlardan biri de aslında Metaverse hukuk. Hukuksal açıdan bakıldığında da pek çok hani Metaverse hukuku dediğimiz kavramın içinin doldurulması gerekiyor. Çünkü hali hazırdaki mevcut hukuk kurallarının işte Metaverse'de yer bulmadığı,
Dolayısıyla bu yönde bir açık olduğu da söz konusu. Örnek vermek gerekirse diyelim ki miras konusu. Miras konusuna baktığımızda diyelim ki kişinin sanal anlamda Metaverse'de kazandığı işte gayrimenkuller mesela miras sözü devredilebilecek mi? Veya örnek Evet. veriyorum işte tazminat konusu. Diyelim ki mesela gerçek hayatta biri farklı bir kişiye karşı mağdur durumda olan tazminat açabilirken acaba Metaverse'de de bu tazminat davası olabilecek mi? Veya bir diğer konu mesela vergilendirme konusu gibi aslında Metaverse hukukunun kesinlikle ele alınması gerekiyor diyebilirim. Evet, Eyfel Köstenli sanıyorum bir soru sormuş. Metaverse'e bağlanmak çok pahalı ve güçlü internet bağlantısı gerekiyor. İlerleyen zamanlarda mobil üzerinden de Metaverse deneyimi yaşanabilecek mi? Şöyle, biz şu anda mobil üzerinden değil ama bilgisayar üzerinden kesinlikle bağlanıyoruz. Bizim ürün kullandığımız Metaverse ortamlarında evet sizin dediğiniz gibi yüksek internet gerektiriyor. Ancak bazı uygulamalar şu anda mobile aktarılmış. Ancak şu anda genel anlamda bizim kullandığımız en azından bizim kullandığımız Metaverse ortamının bilgisayar üzerinden olduğunu söyleyebilirim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sigortalar, buyurun. Sigorta ajantaları da herhalde Metaverse ile ilgili son zamanlarda ilgi alaka yüksek olduğunu da duymuştum ama Doğrudur. değil mi Kesinlikle hocam? bu bağlamda O da şeyle mi tabii ki alakalı? bu bilgi Mesela doğrudur. bu dijital rızanın ve oradaki mülkiyetlerle alakalı Aynen öyle. sanırım böyle bir Aynen öyle. bağlantı Orada çıkıyor. yaşanan hasar sebebiyle kesinlikle Hı-hı. bu Metaverse ortamında da sigorta ajantının olacağını söyleyebiliyoruz. Evet. Normalde aslında günlük yaşantımızın sanal boyutunu devam ettirmiş oluyoruz. Evet. Belki bunu düzgün ve hani şeylerimiz amacında kullandığımız zaman aslında hayatımızı kolaylaştırabilecek çok güzel bir dijital platform olarak hayatımıza geçiş yapabilir hocam. Onu da doğru eğitimlerle, doğru bilgilerle yapıldığı zaman aslında daha iş verimli, en güzel sonuçlar elde edebilir kişiler. Bir de Sevgili gençlerimiz. akademik yolcu Emin Salkıcan plak dolusu sevgilerine demiş. Benden de plak dolusu sevgilerine çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun ilginiz için. Gençlerimiz zaten hocam internet ortamında çok bulunduğu için onların uyum sağlaması bir alt nesile göre daha hızlı ve daha rahat olacak. Çok doğru. Onlara da farklı bir iş alanı da olabilir. Aynen öyle. Girişimcilik açısından onlara daha kolay ve daha verimli sonuçlar elde edebilecek bir platform olabilir. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi sizi takip edip eğitimlerinize katılıp bu Harika. yolda doğru şekilde Çok memnun olurum. ilerleyebilirler. Çok memnun olurum. Evet Çok çok hocam. teşekkür ediyorum Şahan'ım. Tekrardan görüşmek dileğiyle ben izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Çok Eksik teşekkür olmasınlar. ederiz hocam. Görüşmek Çok dileğiyle sağ olun. tekrardan. Hoşça kalın. Emeklerinize sağlık. Paylaştığınız bilgiler için tekrar teşekkür Sağ ederim. olun. İyi akşamlar İyi diliyorum. Hoşça akşamlar. kalın. Hoşça Hoşça kalın. Çok kalın. sağ olun. Bay bay. Pınar hocamıza çok teşekkür ederiz. Sizlere de katkılarınızdan ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Başka bir konu ve konukla tekrar buluşmak üzere. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hoşça kalın.